Evet, televizyon gazetesi devam ediyor. Arkadaşlar 1 Mayıs gündemli haberlere devam ediyor ama bu arada dünya ne oluyor? Bir şey oluyor. Bakın mesela bir süredir Yunanistan ve kesilmiş sanki ilk yıldırım düşmüş gibi oralara ayaklar sanki ne olmuş gibi ayaklar. Şu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yunanistan'ın 16 adayı anlaşmalarına rağmen taleplerini soru cevaplı olarak dile getirdi. Bunun hedefi olduğu anlara bugün teklifte kalıncaya kadar ağır hakaretlerde bulunuldu. 18 adamız ve 2 kayalı Yunanistan Başkanı'nın yanıtlı anlaşmalarla silahlandırılmıyor. Bulunması beklenen 16 Yunan adasında buna yük olmadığı ortaya çıktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı her siyahının soru cevabı kitabı bu tarih bu tarafından yayınlandı. Tabi bundan yayınlanmasından itibaren ortalık ayağa kalktı. Yunan basınında Türkiye'de kanatacak askerler kaçırılacak öldürülecek şakar çeşitli başlıklarının kullanıldığı Yunan istihbarat sitesinin kontrolünde olduğu ortaya çıktı. İşin ucu geldi. Haber dayandı. Şimdi konu dayandığından ilgili Profesör Doktor Sayın Gürkan görüşelim dedi. Sayın Kumbaroğlu merhabalar. Efendim merhabalar. Merhaba Halil Bey, iyi yayınlar. Sayın Kumbaroğlu şimdi Ege'de, Doğu Akdeniz'de bir sürü şeyler yaşanıyor ve bir sürü Sayın Cihat Yaycı'nın bulunduğu kitap Yunanistan'da ve Güney Kıbrıs'ın kesiminde deprem etkisi yarattı. Hatta alt deprem bayağı bir deprem etkisi yarattı. Sayın Cihat Yaycı ne söyledi? Oluyor ve Yunanistan'ın tepkisi nasıl oldu? Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve yol açıyor. Halil Bey %100 duyulamadı soru ama ben şey yapayım, değerlendirmelerimi paylaşayım tabii ki. Bu Cihat Paşa'nın son kitabı Ege'ye yönelik dediğiniz gibi Yunanistan'da bir infial yarattı. Ve yer yerinden oynadı. İş Cihat Paşa'ya ölüm tehditlerine varana kadar gitti. Şimdi tabii şu. Mavi Vatan Cihat Paşa aynı zamanda Libya Anlaşması'nın mimarı. Yani Mavi Vatan'a büyük katkılar sağlayan Deniz Kuvvetleri'nde apayrı bir vizyon. Hukuk temelinde artık bilimsel temeller bazında ilerleyen kurşun atmadan Mavi Vatanımızı savunabilen bir kompozisyonda. Şimdi ben şuna açıkçası şaşırmış durumdayım. Yani bütün Yunanistan'da bu işler olurken bizim tarafta resmi bir açıklama henüz gelmedi veya geldi de ben mi kaçırdım bilmiyorum. Yani nasıl olur da Milli bir Türk paşa savunma bakanlığı açıklamaları oldu. Milli savunma ha bakanlığı nedir o açıklamalar? Yani şuna ben içerliyorum. Şunu ben kabul edemiyorum. Türk vatandaşı olarak bizim bir amiralimize, amiral olsun, general olsun, bizim bir yetkilimize yok işte ölüm tehdidine varana kadar, hakarete varana kadar açıklamalar olacak. Bu kabul edilebilir değil Türkiye tarafında. Halk bunu kabul etmez zaten her şeyden önce. Buna karşı çok ağır, çok tepki verilmeli. Yani gerekiyorsa Yunanistan'ın Büyükelçisi Dışişlerine Bakanlığı'na çağrılıp bunun şeyi sorulmalı, öyle değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? hocam ben onlara bir cevap verdim. Daha önce biliyorsunuz Yunanistan'dan bir açıklama gelmişti. Bir yıl kadar önce Yunan Genelkurmay Başkanı demişti. 5 kişi ordumuzla Ankara'ya yürürüz. Ben de demiştim. Ya biz Fenerbahçe maçına 50 bin kişiyle gidiyoruz. 5 bin kişiyle gelseniz ne olur? Belki bizim önemli makamlar şunu demişler. Ya ateş olsan düştüğün zaman yer yakarsın. Bu yüzden cevap verdim. Geçelim Ege'de ve Doğu Akdeniz'deki duruma ve Türkiye'nin çıkarlarının ne olduğunu. Evet, şimdi son
Soruyu tam şey yapamadım ama %50 civarında geliyor ses buraya. Bu noktadan hareketle aslında bizim gerek Akdeniz'de gerekse Ege'de gasp edilmiş olan bir takım işgal altında olan vatanımız söz konusu. Şimdi bunu zaten savunuyoruz ama bu savunma yeni bir boyut kazanmış durumda. Hukuki temellere dayalı olarak, bilimsel temellere dayalı olarak deniz kuvvetleri burada yeni bir açılım yaratıyor ve uluslararası alanda da aslında ciddi başarılara imza atıyor. Çünkü ne oldu? Şimdi Libya anlaşmasından sonra geldi, bu uluslararası atlaslara girdi artık, girmeye başladı. Yayınlar yurt dışında çıktı. İlk Fransa'da Atlas Jeopolitik'te önemli başarılar bunlar şey olarak, ülke olarak sağladığımız, Mavi Vatan adına sağladığımız çok önemli açılımlar. Bunları millet olarak, devlet olarak sahip çıkmamız lazım. Bu görüşteyim ve hakikaten de gördüğüm kadarıyla Türkiye genelinde, Türk milleti bunun anlam ve önemini kavrıyor. O izlenimi edinmiş durumdayım. Yunanistan'da tabii telaş ve panik içinde, endişe içinde. Şimdi Türk milleti bunun anlam ve önemini kavrıyor derken tabii özellikle kamu tarafında görev yapanların da bütün bunların çok iyi bilincinde olmaları gerekiyor. Dolayısıyla acaba kamu personeli seçme sınavlarında da bu konulardan sorular mı sorulsa diye de düşünmüyor değilim. Evet. Hocam, ABD'de petrol piyasası çok ilişkiniz. Petrol fiyatları bir kahve ekimi. Petrol sınırları veriyorlar. Rezervler, rafinerler dolu. Şirketleri dayanamaz. İflas edenler değil. Şimdi bu durumda o zaman benim aklıma şu geliyor. Fransa, İsrail, İzmit projesi başlatmışlardı. Bu İzmit projesi ne olacak böyle bir durumda? Zaten maliyeti çok yüksek ve Libya sınır anlaşmamız nereye gitmek zorundalar. Bunu da beceremezler. Bu İzmit anlaşması öldü mü? Bir. İkincisi, Türkiye'nin Akdeniz Kalkınma diye bir projesi var. Günden güne de bu projeye katılım artıyor. Bazı devletler katılım falan da katıldı. Bu iki durumu bir arada değerlendirebiliriz. Evet, İsmet projesi zaten baştan ölü dolmuştu. Normal şartlar altında da ekonomik fizibilitesi yoktu. Şimdi hiç kalmadı. Dolayısıyla İsmet projesi öldü diyebiliriz. Hiç buna şüphe yok. İsmet projesi ölmekle kalmadı. Aslında Doğu Akdeniz'deki bütün o petrol aramak çalışmaları, petrol ve gaz hepsi sekteye uğradı. Çünkü petrol fiyatlarının bir daha toparlanma sürecinin çok hızlı olması beklenmiyor. Yani 2022'den önce 50'li fiyatlar bir daha öngörülmüyor. Çok büyük bir belirsizlik var. Dolayısıyla bir finans kuruluşu buradaki petrol arama çalışmalarına finansman vermesi pek mümkün değil. Petrol şirketleri, enerji şirketleri zaten düşen fiyatlar nedeniyle zor durumda ekonomik anlamda. Onların da bu yatırımları finanse etmesi bu aşamadan sonra zor ki büyük belirsizlikler var geri dönüş konusunda yatırımların. Çünkü aynı zamanda bir elektromobilite, petrolden ulaşımda, petrolden kaçışa yönelik bir teknolojik devrim de yaşıyoruz. Dolayısıyla gelecekte orta vadede de petrol fiyatlarının talep yükseldiği zaman bile yine petrol ürünlerine talebin eskisi gibi yükseleceğine yönelik de belirsizlikler var. Dolayısıyla bu ki denizlerden petrol üretimi karadaki üretimden daha maliyetli bir olay. Bu nedenle artık yabancı şirketler Akdeniz'den çekilecekler. Yabancı ve ilk çekilme başladı. Exxon'la başladı. Teker teker diğerleri de çekilecek. Yabancı şirketler dediğimiz zaten bizim tarafta bizimle işbirliği yapan yabancı şirket yok. Hepsi Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde sahalarındaydı. Şimdi dolayısıyla bunların çekilmesi iyi haber. Bizim için, bizim açımızdan ve Akdeniz için aslında
Bundan sonraki dönem için, yeni dönem için hazırlık aşamasında. Yani ne zaman ki petrol fiyatları yine 50 dolarların üstüne çıkar, o zaman yavaş yavaş uluslararası ilgi artar. Ama bu zaman artık Güney Kıbrıs Rum yönetiminin o sözde sahalarında değil, Türkiye Cumhuriyeti karasularında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin parsellerinde yabancı şirketlerle işbirliği yapacak bir açılıma gidilmesi lazım. Bu işte Mavi Libya ile başlayan süreci bundan sonra Mısır'la, bundan sonra İsrail'le, bundan sonra Lübnan'la, karşılıklı kıyılarımızın olduğu diğer ülkelerle, ki Cihat Paşa'nın kitabında bunlar detaylı olarak belgelenmiş durumda, bunları diplomatik açılımlarla hayata geçirmek lazım. Birer birer, teker teker. O zaman işte Akdeniz Kalkanı'ndaki gibi enerji çalışmalarında, petrol gaz aramalarında da uluslararası işbirliği gelişir. Ki Akdeniz Kalkanı Harekatı'na işte bu yıl Pakistan'ın ve Ürdün'ün katılmasıyla ilk kez uluslararası bir nitelik nasıl kazandı? Bütün Akdeniz'deki bütün çalışmaları aslında uluslararası toplumun desteğini alarak ilerlemek büyük bir önem kazanıyor. Evet. Hocam bir şey daha var. Tekrar Sayın Cihat Yaycı'nın kitabına dönersek Lozan'da adaların Yunanistan'a silahlandırılması kurtuluyla bırakılması kilitlendiği için tekrar Lozan'ın gündeme getirildiği herhalde Yunanistan'ı ve Rumları şimdi tekrar bu durum gündeme getirildiğine göre o adaların yeniden Türkiye'ye geçmesi konuşma olacak. Tabii yani tez şurada, egemenlik devir şartı ortadan kalktı. Çünkü bu egemenlik devir şartıydı, o adaların Yunanistan'a geçmesi. Bunun şartları yerine getirilmediğine göre, ortadan kalktığına göre, o zaman hakikaten bu adaların tekrar Türkiye'ye geçmesi durumu ortaya çıkıyor. Evet. Efendim Sayın Cihat Yaycı'ya gördüğüm kadarıyla Yunanistan'dan gelmedi. Yurt dışına kaçan FETÖ'cülerden de Cihat Yaycı görevden alınacak. Cihat Yaycı şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye tehditler geliyor. Bunun bir anlamı var mı? Evet, son kısmı anlaşılmadı ve dondu ama Cihat Yaycı görevden alınacak şeklinde bir Hocam şeyden sesiniz sonra kesildi. alo. Hocanın sesi gelmiyor arkadaşlar. Ha, Halil Bey, bir ara ses kesildi. Sorunuzu Evet, sesim tekrarlayabilir geliyor hocam. misiniz rica etsem? Hocam Sayın Cihat Yaycı'ya tek bir Yunanistan'dan geldi. Yunanistan'ın dışında Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerden Cihat Yaycı'ya yoğun tehditler ve duvarsızlaştırma kampanyaları var. Acaba bir tehdit arasında bir bağlantı görebiliyor mu? Yani şu ortaya çıkıyor, bu işte FETÖ'cüler dediniz, yani terör örgütü, Fethullahçı terör örgütü, başka terör örgütleri de olabilir. Bunlar hepsi Türkiye aleyhine çalışan örgütler. Dolayısıyla çok hani Yunanistan'daki bu karşı çıkmalarda, işte FETÖ'nün karşı çıkmaları da aslında yani yapılan çalışmada bunlar ikisi bağlantılı olabilir mi? Olabilir tabii. Olabilir de olmayabilir de, ama sonuçta şu, Türkiye adına, Türkiye'yi yüceltecek, Türkiye'ye değer katacak bir açılım gören herkes saldırmaya başlıyor. Bu A terör örgütü de, Fethullahçı terör örgütü de, Yunanistan'daki işbirlikçileri de, Yunanistan'ın kendisi de olabilir. Bunlar bağlantılı da olabilir tabii. Onları bir bilemem. Ama işin gerçeği bu. Türkiye'ye değer katacak bir şey yaptığınız zaman bunları karşınızda buluyorsunuz. Yerli ve yabancı düşmanları. Hocam Libya'da Hafter'in kendi kendini
devlet başkanı ilan etmesi durumu söz konusu oldu. Libya'daki görüşmeler Libya'nın sonra anlaşmasını pek bölümde bu yoksa önemsiz gelişmeler mi? O konuda değerlendirilmiş. Şimdi Libya'da mevcut meşru hükümetle yapılmış bir anlaşma var. İşin enteresan tarafı Türkiye'nin yaptığı anlaşma aslında Libya için de önemli bir kazanım sağlıyor Akdeniz'de. Libya'nın mavi vatanı için de önemli bir açılım. Dolayısıyla Libya'da kim olursa olsun hükümetin başında bu anlaşmayı Libya adına savunması lazım. Ama öyle değil, işte dış ülkelerin, dış destekçileri sürekli işte Yunan bakanlar, başkaları, birileri Hafter'le şeyle görüşüyor. Başka destekler var, oyunlar var, yabancı oyunlar. Bizim aynen Güneydoğu'daki PKK'nın farklı bir versiyonu gibi. Dolayısıyla bu şeyler artanda, kapalı kapılar altında Hafter'e ne yapıldı ne edildi bilinmez ama şu bir gerçek, bu anlaşma, Türkiye'nin yaptığı anlaşma meşru hükümette yapılan bir anlaşmadır. Dolayısıyla yani bunun da kolay kolay öyle ortadan kalkması söz konusu değildir. Evet. Hocam bir şey soracağım. Sayın Cihat Yaygın'ın Türkiye-Libya sınırları anlaşmasında bulduğu püf nokta şuydu. Dünya düz değildir, dünya yuvarlaktır. Yani varlık olarak bakıldığında da Türkiye ile Libya arasında bir komşuluk vardır. Şimdi buradan tutarak bu anlaşmayı hazırladık. Şimdi biraz espri gibi olacak ama siz Amerika'dasınız. Biz Türkiye'de yaklaşık 8 saat fark var aramızda. Bu 8 saat dünya düz olarak hesaplandığında vallahi Cihat Paşa, onların hesaplarını Cihat Paşa çok iyi biliyor. Deniz kuvvetlerimiz, onlara sormak lazım. Onun kitaplarını okumak lazım. Hepimiz okumalıyız. O dediğiniz çok güzel bir ayrıntı. Hakikaten önemli. Yani o dünyanın yuvarlak olması ondan hareketle ortaya çıkan bu karşılıklı kıyılar meselesi, bunların düz vatandaşın yapabileceği hesaplamalar veya düz haritaya bakarak ortaya çıkan şeyler değil, o konuda bazı diplomatlarımız da takılabiliyor. Bilgi hesaplama yöntemiyle Türkiye'nin başka hangi ülkelerle bir sınırlandırma anlaşması iddialaması söz konusu olacak? Evet, şimdi Türkiye'nin işte İsrail'le, Lübnan'la, Mısır'la karşılıklı kıyıları var. Şimdi bu üç ülke öncelikli. Gerek şu aşamada tabii politik şeylere de bakarak İsrail öne çıktığını düşünüyorum. İsrail'le böyle bir anlaşma yaparsa Türkiye yine sadece Türkiye değil İsrail'de ciddi bir deniz alanı kazanıyor. Yani dolayısıyla İsrail'in de aslında gasp edilen haklarının geri alınması var. Ve bu İsmet falan bittiği için artık biraz önce konuştuk ya düşen petrol fiyatlarıyla. Aslında bütün o enerji şeyleri... projeleri yani tehlikeye girdiği için Akdeniz'de İsrail şimdi şu dönemde özellikle böyle bir anlaşmaya her zamankinden de daha sıcak olacak. Dolayısıyla işte şu bu dönemi Akdeniz'deki bu sakin dönemi bu tarz anlaşmaları hayata geçirerek oradaki haklarımızı güvence altına, işgal edilen haklarımızı güvence altına, mavi vatanımızı güvence altına almamızın zamanıdır. Dolayısıyla diplomaside aslında çok aktif olmamız gereken bir zamandır. Hocam son olarak bir şey soracağım. Bugün 1 Mayıs gündemi de olduğu için her an bir yerde çevirebilir diye konusu da olacak bu. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin
Doğu Akdeniz'de ve Ege'deki ama uluslararası güçlerin gemileri, uluslararası şirketlerin gemileri, Yunanlıların gemileri, koronavirüs salgınları sebebiyle bölgeden çekildi. Ama Türk donanması olduğu gibi bölgede görev yok. Donanmasını şöyle diyor. Ya bunlar korona norana diyor. Gökten gök düşmüş de bunlar görev yapacak diye. Bunu neye bağlıyor? Üstün bir vatandaşlık ömrü yoksa doğal bir hakların Türkiye'nin iyice idrak ettiği haklar ve bunlar asla vazgeçmeyi bir kararlılık gösterisi. Bir tarafta kararlılık gösterisi ama boş bir kararlılık gösterisi değil. Türk donanmasının ne kadar hazırlıklı ve bu süreçte ne kadar planlı hareket ettiğinin göstericisi. Yani Amerikan donanmasında da virüs olan gemiler ve denizciler çıktı, basında yer aldı. Ama Türk donanmasında böyle şeyler yok, yaşanmadı. Dolayısıyla iyi bir planlama ve izolasyon yapıyoruz, evlerde kalıyoruz, izole ediyoruz. Demek ki bu gemicilerimizi, personellerimizi zamanında izole edebilmişiz, stratejik, planlı, hareketli davranabilmişiz. Bu kararlılık göstergesi ne kadar da hazırlıklı olduğumuzu her türlü felakete ülke olarak, bunun da aslında bir göstergesi aynı zamanda. Evet. Değerli hocam, Profesör Doktor Kumbaroğlu, çok teşekkür ediyorum. Gecenin saat 4'ü sizinle burada. Gecenin 4'ünde kalktığınız sorularınızı yapan çabalarınız sağ olun. Ama daha uygun bir zaman, daha uygun bir günde, daha geniş bir İstanbul'a gelir. Sizleri ağırlamaktan, sizinle daha uzun bir süre olmaktan keyif duyacağız. Ama ben şunu söyleyemedim, bunu da söyleyeceğim. İnşallah, inşallah İstanbul'a geldiğimde daha uygun, daha uzun programlar yaparız. Çok teşekkür ediyorum ben de bu yayın için. En sonunu anlayamadım yine sorunun. Son, ben şunu söyleyecektim. Şunu da söylemek isterim dediğiniz bir şey varsa onu da alayım son. Yani son olarak şunu söyleyeyim, bu deniz kuvvetlerinin bu bilimsel ve hukuki temelli çalışmaları bize uluslararası alanda büyük açılımlar kazandırıyor. Ege Akdeniz'i konuştuk, aslında kutuplarda da var, deniz kuvvetleri hukuk müşaviri Şenay Kaya'nın da kitabı var. Sürekli kitaplar, yayınlar çıkıyor deniz kuvvetlerinden. Bunları hepimizin yani okuyup anlaması, vatan savunmasında böylece katkı vermemiz açısından son derece önemli. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Sayın Şenay Bey'in kitabında bir an önce okuyacağım. Bu konuda ilerleyen zamanlarda. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, Sayın Kumbaroğlu ile konuştuk, Amerika'dan konuştuk ve fakat hala merak ediyorum. Dünya yuvarlak olarak hesaplanarak mı alındı yoksa düz olarak mı hesaplandı? Bunu hala merak ediyorum. Bu işlerin ustası da Cihat Yaycı. Buradan da sormuş olayım Cihat Hoca'ya. Belki bir yolla bir cevap gönderir bize.